Aziz milletim, sıra sende. Zalimlere direniş için sıra sende. Milletime haddini bildirmek için sıra sende. Zühürlü kalpleri rezil etmek için sıra sende. Egemenlik haklarımıza, milli bekamıza ve milli çıkarlarımıza korkusuzca sahip çıkmak için sıra sende. Türkiye'nin kategorik ve kesintisiz diriliş ve yükseliş azmine sahip çıkmak için sıra sende. Sıra sende Amasyalı kardeşlerim. Türk ve Türkiye yüzyılına sahip çıkmak için sıra sende. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip çıkmak için sıra sende. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bir beka sorunu haline geldiğini iddia eden süfli ve silik zillet siyasetini tasfiye etmek için sıra sende. Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş bir masum bulunuyorsa, nerede barış ve huzura susamış mağdur görülmüşse, oraya el uzatan Türkiye'ye sahip çıkmak için sıra sende. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerif'i Müslüman gönüllerle buluşturan güçlü iradeye sahip çıkmak için sıra sende. Tahıl koridorunun açılmasına ortam hazırlayarak açlıktan bir deri bir kemik kalmış gariplerin yanında duran siyasi haysiyete sahip çıkmak için sıra sende. Abdülhamit Han sondaj gemimizle birlikte 4 sondaj ve 2 de sismik araştırma gemimiz sayesinde Türkiye'nin mavi vatandaki varlığını ve kararlılığını sergileyen, enerji alanında yeni bir vizyon haritası çizen devlete sahip çıkmak için sıra sende. 28 yıl sonra Karabağ'ın esaret işgalinden kurtarılmasında öncü rol oynayan şerefli duruşa sahip çıkmak için sıra hepinizde. Vakit hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında kucaklaşma vaktidir. Bizim düşünce ve inanışımıza göre Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımız Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emanetidir. Her yöremizi, bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Herkese elimizi uzatıyoruz. Ancak bölünme gayreti içerisinde olanları da affetmemiz mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Çağrımız birliğe ve dirliğe, kardeşliğedir. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen her kardeşimedir. Çağrımız bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her kardeşimedir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her kardeşimedir. Çağrımız her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen Türkiye sevdalılarınadır. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim öz ve öz kardeşimizdir. Soruyorum sizlere, 2023 yılında sandığa gidecek misiniz? Evet. Cumhur'un muazzam iradesini gösterecek misiniz? Evet. Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'na oy verecek misiniz? Evet. Ana Amasya'nın tarihi kararını oyunuzla Zillet İttifakı'na tebliğ edecek misiniz? Evet. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum. İşte buradalar zaten. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.
Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren Türk siyasetinin ilkeli lideri, saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'i diğer yurt gezilerine uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun sayın genel başkanım. Amasyalı gönüldaşlarımız sizi hürmetle uğurluyor. Ürkücü hareketin ilge lideri Türkmen Bey'imiz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Türk siyasetinin ilge lideri, geleceğin lider ülke Türkiye'sinin mimarı Türkmen Bey'imiz. Yolunuz, bahtınız açık olsun.